Ahi Commerce'in kurucusu Sayın Mahmut Düzen geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar, ben Mahmut Düzen. Bugün sizlere kısa bir şekilde aslında teknik özelliklere girmeden çözmüş olduğumuz problemlerden sizlere hangi konularda yardımcı olduğumuzdan bahsetmek istiyorum. Bizler tek platform içerisinde hem e-ticaret uygulaması hem de veri madenciliği uygulaması geliştiriyoruz. Bu süreçte özellikle KOBİ ölçeğindeki işletmelerin kolaylıkla ulaşamadığı hazır yapay zeka ve veri madenciliği tarafındaki çözümlere ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. E-ticaret tarafından çok bahsetmeyeceğim, artık çoğu kişinin hakim olduğu teknik özellikler bunlar. Bugün veri madenciliğinden bahsetmek istiyorum. Veri madenciliği nedir? Özetle veri madenciliği aslında bizim anlamsız ve karmaşık veriler üzerinden anlamlı bilgiler üretebileceğimiz süreçler bütünü diyebilirim. Bu süreçten aslında normal şartlarda çok karmaşık, teknik bilgi isteyen ve aslında maliyetli süreçler. Bizler ne yapıyoruz? Bizler bu süreçleri sizler için tek platformda e-ticaret web sitenizde kolaylıkla kullanabileceğiniz şekilde hazır olarak sunuyoruz. Veri madenciliği özelliklerimizden de müşterilerimizin deneyimleri üzerinden bahsetmek istiyorum. İlk müşterimiz Studio Monster firmasıydı. Bizler 3 yıllık bir Ar-Ge süreci yaptık. Bu süreçten hala bilişim halinde Ar-Ge süreçlerimize devam ediyoruz. Çalıştığımız ilk firma Studio Monster firmasıydı. Bu firma 3 boyutlu modellemeler yapıp sipariş usulü bunların yeni modellemeler çıkartaraktan satışını yapan bir firmaydı. Temel problemleri aslında yaptıkları reklam çalışmalarından istedikleri verimleri alamamalarıydı. Biz bu firmamız için verim madenciliği uygulamamız üzerinden bir sosyal medya madenciliği çalışması yaptık. Nasıl bir çalışma bu? Sosyal medyada aslında sizin işinizle ilgili olabilecek içerikleri analiz ederekten atılmış tweetler olur, diğer sosyal medyalarda oluşturulmuş içerikler olabilir bunlar. Genel bir aslında analiz yapıp hangi hedef kitleyi hedeflemelisiniz veya sizin hangi ürünleriniz en çok insanın ilgisini çekiyor biliyor. Bu gibi sonuçları biz bu firmayla paylaştık. Dedik ki 5 tane ürün çıkarttık kendilerine. 5 ürününüzü ve bu ürünün görsellerini kullanın ve şu hedef kitlelere bir reklam çalışması yapın. Aynı bütçeyle daha önceki reklam çalışmalarından %330'luk bir verim artışı yaşadılar. Yine aynı şekilde içerideki hazır çözümlerimizden bir diğeri fiyatlandırma sistemi. Biz burada web sitenize gelen ziyaretçileri kayıtlı olsunlar veya olmasınlar analiz edip web sitenizdeki sattığınız ürünleri alma durumlarını tahmin edebiliyoruz. Nasıl yapıyoruz? Bir ziyaretçi web sitenize geldi. 100 TL'ye sattığınız bir ürün var diyelim. 100 TL olan ürünü girdiği anda biz analiz ediyoruz. Alma durumu ne? Almama durumu ne? Mesela hiçbir şekilde 100 TL iken almayacak. Ama 5 TL, 3 TL gibi böyle küçük rakamlarda indirimler yaptığımızda alma ihtimali artıyorsa biz anlık olarak hiçbir ek iş sürecine gerek kalmadan yapay zekayla indirim tanımlayabiliyoruz. Yine aynı şekilde bu tarafta çalıştığımız firma büyük ölçekli diyebileceğimiz bir firmaydı. Giyim sektöründe faaliyet gösteren temel problemi de aslında sezonluk olarak ürettiği ürünleri o sezon içerisinde bitiremeyip önümüzdeki sene çok daha ucuz fiyatlarla satmak zorunda kalan bir firma. Biz burada bu çalışmayı yaptık. Belirlenen süreler içerisinde, belirtilen sezonda ürünlerini bitirebildik. Geçmiş dönemlerle gelir olarak kıyasladığımızda %12 gibi bir artış yaşadık. Diğer sistemimiz, çok kısa bir şekilde onlardan da bahsedeyim. Fare hareketlerini takip ederekten sadece web sitenize gelen kişilerin 4-5 saniye içerisinde cinsiyetlerini %70 ve özdeğe doğrulukla tespit edebiliyoruz. Ve içeriklerinizi buna göre özelleştirebiliyoruz. Bu tarafta çalıştığımız firma hediyelik eşya ürün satışı yapan bir firmaydı. Sadece bu çalışmamızdan %6, %7 gibi bir artış yaşadılar. Üstüne bir de segmentasyon çalışması yaptık. Segmentasyon çalışmamız da şu şekilde bir çalışma. Web sitenize gelen kişilerin aslında beklentileri, ürün kalite beklentisi, bütçesi gibisinden çok fazla teknik detaylara bakaraktan arka planda hem ziyaretçileri hem de web sitenize satmış olduğunuz ürünleri kategorilere ayırıyor, gruplara ayırıyor şeklinde düşünebilirsiniz. Böyle bir sistem sunduk. Bununla da birlikte toplamda %20'ye yakın bir gelir artışı yaşadı bu firmamız. Bugün artık veri çağında yaşıyoruz. Sürekli üretilen bir veri var. Sosyal medyadan artık evimizdeki beyaz eşyalara kadar sürekli her yerde veri üretiliyor. Çağımızın petrolü veri. Bu şekilde deniliyor artık. Aslında geleceğe yatırım yapmak istiyorsak verilerimize yatırım yapmamız gerekiyor. Elimizde çok kıymetli hazineler var ama çok maliyetli uygulamalar oldukları için bunları işleyemiyoruz, kullanamıyoruz. Veya teknik bilgimiz olmadığı için bu tarafta çözüm üretemiyoruz. Bizler bu süreçte sizlerin veri madenciliği ve yapay zeka çözümlerini kolaylıkla kullanabilmenizi hedefliyoruz. Böyle bir çözümümüz var. Yeni bir firmayız. 3 yıllık Ar-Ge sürecimizin sonunda uygulamamızı yayına aldık.
Bu tarafa yatırım yapmak isteyen, bu tarafta iş geliştirmek isteyen herkesi de birlikte çalışmayı bekliyoruz. Teşekkür ederim.